Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, sizlere şimdi birkaç günlüğüne Antalya'daki evimizden sizlere merhaba diyoruz arkadaşlar. Cumartesi günü boş geçirmeyelim. Piyasalar kapalı ama yine de hepimize faydalı olacak bazı hisseleri konuşalım dedik. Bazıları dedik bu çay kahve muhabbeti kötü oluyor. arkadaşlar çay kahve muhabbeti kötü oluyor da kahve güzel bir şey. Hem demleniyoruz hem de okkalı bir kahve içtiğimiz zaman zihnimiz açılıyor. Şimdi değerli arkadaşlar ben özellikle 9400'e kadar gelirken tabii ki bunların arkadaşlar karşılıklı sohbet olduğunu, asla yatırım tavsiyesi olmadığını, aksi halde zarar edebileceğinizi söylemek istiyorum baştan. Bunları asla yatırım tavsiyesi olarak kullanmayın. Benim risk algım geniştir. Geniş olduğundan dolayı sizin yatırım algılarınıza uymayabilir. Lütfen buna dikkat edin. Tekrar ediyorum, zarar edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben beklentim 9400'lerden borsanın yeniden yukarıya dönmesiydi. Benim ağırlıklı olarak pozisyonum şişe camdaydı. Ağırlıklı olarak pozisyonum şişe camdaydı. Fakat 9400'ün altına girince elimdeki nakit değerleri portföyümü genişletmekte kullandım. Tabii ki şişe camı da anlatacağız. Şimdi ne oldu? Yaklaşık arkadaşlar burada ben 27 28 adet hisseye kadar çıkarttım. Peki benim 28 adet kadar hisseye çıkartma sebebim neydi? Şundan yoruldum arkadaşlar. Yani özellikle bizim Türk borsasında insider training yani insider trading var. Yani içeriden bilgi alıyorlar. Almış oldukları o bilgiyi daha önceden kullanıyorlar ve sizin elleriniz hep boş kalıyor. Ne kadar çok hisseye yatırım yaparsanız işin açıkçası bu insider tradingden nasiplenmeniz daha yüksek oluyor. Bir de gerçekten bazı şeyler öngörmeye çalışıyorsunuz. Ben neden şimdi 3 veya 4 hisseden 27-28 hisseye çıktım? Çünkü tecrübelerin tersinde de giden bir borsa var. Siz diyorsunuz ki ben tecrübeliyim. Bu tecrübelerime dayanarak bu 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 hisselerin gitmesi lazım. Ama bilakis şu şu hisseler çok gitti. Hatta yatırım dengesi kötü. Kötü ortamdan etkilenecek derken o hisse bam 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 yukarı gidiyor. Özellikle son bir ya da iki yıl içerisinde bunu borsanın işleyiş mekanizmasında çok fazla test ettik. Normal şartlarda %50 politika faizinin olduğu yerde elbette borsa faizi sevmez. Bunu kabul ediyorum. Borsa faizi sevmez ve borsa düşer. Ve düşecektir de 11.250'lerden 9.400'lere düşersiniz. Ondan sonra tekrar yolunuza devam etmeniz lazım. Ve bunu bir ay içinde gerçekleştirsiniz. Çünkü vakit nakittir. Vakit nakittir. Ama 11.500'lerden 8.500'lere kadar düştüğünüzde size yeni bir tecrübe yaşatıyor. Yeni bir tecrübe yaşattığından dolayı arkadaşlar ve sizin kendi tecrübelerinize dayanarak girmiş olduğunuz pozisyonlarda zarar ediyorsunuz ve baktığınızda aslında bu pozisyona girilmemesi gereken bir hisse ve durum varken o hisse alıyor başını gidiyor arkadaşlar. Öyle olunca ben yeni bir tecrübe yaşayınca elimdeki portföyü belki daha fazla işte şişe alabilirim, Ereğli alabilirim derken başka hisseleri de dağıtmak zorunda kaldım. Çünkü neden? Çünkü Türkiye'de her şeye para harcıyoruz. Her şeye para harcadığımızdan dolayı da bunlardan da bir geri dönüşüm yani KDV'sini almamız gerekiyor. O yüzden belki ağırlık Şişe olmak koşuluyla diğerlerinde ağırlık bu kadar olmamak koşuluyla ileri de kendimce ucuz buldu. Bakın sizin hisseleriniz de ucuz olabilir. Sizin elinizdeki hisseler de Asla bunlara bir şey demiyorum. Muhakkak da ucuzdur. Ancak kendimce ucuz bulduğum ve ucuz gördüğüm portföyümdeki hisseleri ve nedenleri tartışmak istiyorum burada. Sizlerle beraber. Şimdi birincisi Koç Holding arkadaşlar. Fazla laf uzatmadan girelim. Koç Holding'de neden pozisyon almak istedim? Çünkü Koç Holding büyük bir şirket arkadaşlar. Yaklaşık öz kaynakları 575 milyar TL sanırım ve içinde bulunduğumuz konjüktürden son derece olumsuz ve kötü etkileniyor. Koç Holding ve kötü etkilendiğinden dolayı da Koç Holding'de düşüşler hata mı olabilir? Grafiklere girmiyorum. Çünkü çok fazla da vakit almak istemiyorum. Çünkü burada tartışacağımız çok fazla hisse var arkadaşlar. Çok ciddi bir oranda tepeden sanırım %40 düştü. E zaten konjüktür olumsuz olmasa Koç Holding zaten bu hallerde olmaz. Peki Koç Holding bu konjüktürden çıkıp ileride bu ekonomik konjüktür değiştiğinde yeniden güzel yerlere gelebilir mi? Bunun ispatı 2023 Koç Holding'in karlılığında, 2022 Koç Holding'in karlılığındadır. İkinci olarak arkadaşlar pozisyonlandığım listelerden bir tanesi Sabancı Holding. Sabancı Holding hakkında çok şey konuşuluyor. Şimdi ben neden Sabancı Holding üzerinde pozisyonlanıyorum? Çünkü Sabancı Holding Türkiye'nin en büyük ikinci holdinglerinden, ikinci şirketlerinden bir tanesi. Sanırım onu da öz kaynakları 275 milyar TL. Epey de düştü. Yani 0.60'lara kadar, 0.59 defter değerlerine kadar geldi. Zaten bunun hatırladığım kadarıyla en düşük defter değeri 0.41 ya da 0.42 son 10 yılın. Zaten bir bilanço dönemi daha gelse 0.41'i görürsünüz yani aynı fiyatta kalsa bile. Peki Sabancı tamam Koç Holding daha çok sanayi üzerinde ama Sabancı Holding daha çok ne? Daha çok banka ve e, finans üzerine sigorta ve finans üzerine Sabancı Holding. Sabancı Holding'in sanayisi de var para kendisi de var ancak Koç Holding kadar elbette güçlü değil. Koç Holding'in finansı da Sabancı Holding kadar güçlü değil. Yani birbirlerini bir tür dengeliyor gibi. O yüzden portföyümde Kendimce ucuz bulduğum, ucuz gördüğüm hisse ikinci olarak Sabancı. Üçüncü hisse olarak kendimde Tüpraş. Tüpraşı. Yani tabii şöyle söylüyorum arkadaşlar. Yani bunlardan ne kadar alıyorum? 50 bin notluk bir portföyüm varsa işte 50, bin, 50 bin lot diyorum. Bölü 28 diyorum. İşte her birinden 1785 lot. Işte 1000, yani o, o tabii büyüklükleri şeyle bunları çünkü paylaşmak istemiyorum. Ne kadar aldım ne kadar sattım da. Yani kendimce bir paydaşlığı yaptım ama ağırlık olarak şişede duruyor. Peki TÜPRAŞ'a neden yatırım yaptım? TÜPRAŞ'ı da kısmi olarak ucuz buldum. Ucuz bulduğumdan dolayı koca olan, borsanın koca olanı sanırım Sabancı Holding'e yakında bir, da 275 milyar TL öz kaynakları olan bir şirket. Yok efendim elektrikli arabalar çıkıyor da ortalık işte benzin kullanılmayacak da vırtları da zırtları da bundan ben TÜPRAŞ'ta çok zarar ettim. Zamanında ancak TÜPRAŞ koca olandır bu fiyatlardan ben kendimce sizin algınız, sizin temel analiz, sizin teknik analiz farklı olabilir. Asla da itiraz etmiyorum. Ben bu noktalardan yani iki gün önce tüp taş portföyüme katmayı düşündüm. Şimdi tabii ne var? Ondan sonra şişe cam. Şişe cam tabii portföyün ağırlıklı olarak şeyim. Çünkü neden? Ben şişe camın belki bir bezdirme politikası içerisinde olduğunu düşünüyorum tahtacının bazı bunaltma politikası içerisinde bunu Şişe camın arkadaşlar yaklaşık 4-4,5 milyar dolarlık Türkiye'de Mersin, sanırım Tekirdağ, Kırklareli, düz cam, mimari cam, ev eşyaları cam üzerine yatırımı var. 4-4,5 milyar dolar ve bunlar hatta şurada da bulursam paylaşayım arkadaşlar yatırımlarını. Bunlar 2025, 2026, 2027 ve 2028. Yani önümüzdeki 4 yıl boyunca peyderpey döneme girecek. Peki en büyük yatırımlarından diğeri nedir? Ciner grubuyla girmiş olduğu Amerika'daki liman inşaatı arkadaşlar. Stockton limanı sanırım tam net de bilemiyorum. Burada ne diyor Ciner grubuyla beraber? Bu camın ham maddesi olan soda külünü dünyaya biz ihraç edeceğiz deniyor. Sadece bu liman 4 milyar dolar. Yurt içi yerleşikleriyle beraber 4,5-5 milyar dolar da onlar olsa yaklaşık neredeyse 4 yıl içerisinde 10 milyar dolarlık bir yatırım var. 2025 yani önümüzdeki yıl içerisinde bilançoya yansıyacak yatırımlar da olacak. Ama asıl yansıma 2028'de liman bitiyor ve 2029 yılında bu bilançoya yansıyacak. Şu an için şişe camı 3 milyar dolardan bulduğumdan dolayı ağırlıklı olarak şişe camı yatırdım arkadaşlar. Ereğli, Ereğli portföyüm de portföyümde var. Neden Ereğli? Çünkü bence ben Ereğli'yi seviyorum. Ereğli bir inci. Yatırımlarını yapmış. Büyüyen bir şirket değil. Büyümüyor ama Türkiye'nin en büyük sanayi devlerinden bir tanesi. Ve iyi bir temettü veriyor. Güzel bir temettü veriyor. Neredeyse karının yüzde yüzünü yatırımcısıyla paylaşan bir şirket. E bundan iyi işte temettüsü mü olur? Al işte ev aldığım gibi düşün. Bu sizi zengin edecek bir hisse değil Ereğli. Sizi zengin edecek bir hisse değil. Ereğli kendinizi güvence içinde hissedebileceğiniz bir şey. Ben de elimizdeki 3 veya 5 yıl içerisinde emekli olacağım. 3 veya 5 yıl içerisinde emekli olduğum zaman 20 bin lira emekli maaşıyla ne yapabilirim yani? 20 bin lirayla aidatlarını ve faturalarını zor ödersin. O yüzden kendinize ben bundan dolayı yani bu hisselerimi de satmak istemiyorum. 51 yaşına geldi. Bu hisselerim kalacak. Artık bundan sonra indi çıktıya bakmak istemiyorum. Ben de çok yoruldum. Bunları samimi olarak sizinle konuşuyorum. Altyapı oluşturmaya çalışıyorum ve bu altyapı oluşturacak mümkün olduğunca ve bu altyapıyı da mümkün olduğunca çeşitli sektör ve yelpazeden oluşturmak istiyorum. Oluşturduğum takdirde de işte bunların üzerine para geçtikçe satmayı pek fazla düşünmüyorum. Üzerine eklemeyi düşünüyorum. Ben de artık yaş itibariyle bir temettü emeklisi olmak istiyorum. Ancak dediğim gibi ne kadar çok sektöre geniş yayarsam, ne kadar çok sektöre fazla e, ufak da olsa yatırım. Bir tane iki tane şirkete 100 bin lot bağlayana kadar 26 şirkete 2500 lot bağlamak veya 1500 lot bağlamak bana artık bu yaşadığım tecrübeyle yani 21 yıllık borsa tecrübesini kenara bıraktırdı bana bu sene yaşadıklarım bunu yaptırmak zorunda kaldı. Çünkü başka çözüm kalmıyor arkadaşlar en azından buradan 3 sektör düşerken 5 sektör yükselir 5 sektör düşerken 3 sektör yükselir 3'ünden temettü alırken 5'inden alamazsın 5'inden alırken 3'ünden alamazsın kafamız biraz rahat olur. Evet ondan sonra arkadaşlar ne şirket? Anadolu Grubu Holding. Ucuz görüyorum Anadolu Grubu Holding. Son zamanlarda biraz yükseldi. Bir tavan çekti tavandan sonra gitti ama ben Anadolu Grubu Holding arkadaşlar geriye çekilişlerde ki buralar da uygun fiyatlı. Bence bundan sonra bir geriye çekilirse güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Migros'un sahibi. Parakende sektörü. Yani Anadolu grubu almak Migros almakla eşdeğer. Çünkü Efes Pilsen'in sahibi büyük bir şirket, yurt dışında yatırımları ve ihracatı olan bir şirket. Çünkü Coca-Cola'nın sahibi Anadolu Grubu. Güzel bir içecek firması ve satışları iyi. Çünkü Anadolu Isuzu'nun sahibi Anadolu Grubu olduk. Otomotiv şirketi. Güzel bir şirket sanırım. 85 milyar TL'de bir öz kaynakları var Anadolu Grubunun. Yedinci olarak arkadaşlar Arçelik Arçelik'in bilançosu çok kötü geldi. Kabul ediyorum. Arçelik alınmaz abi. Arçelik alınır mı? Ya zaten Arçelik'in yurt dışında Polonya'daki fabrikasını ka kapatmamış olsaydı sanırım Whirlpool'la olan anlaşması kötü gitmemiş olsaydı bilançosu da güzel gelseydi zaten bu noktada olmazdı ki. Fiyatlandı işte aşağıya düştü işte bu fiyatlara geldi Arçelik. Arçelik de sanırım 70 milyar TL öz kaynakları olan bir şirket. Türkiye'nin gururu bir şirket. Ufak da olsa... Bundan bir pay alıp üzerine yavaş yavaş elime para geçtikçe portföyümü arttırmayı düşüneceğim bundan sonra bence güzel bir şirket bir marka değeri olan bir şirket arkadaşlar. Arçelik'in bir marka değeri var. Sekizinci olarak enerjisa. Neden enerjisa? Enerjisa zarar ediyor Selçuk Bey. Çok kötü bilanço açıkladı. Doğru kabul ediyorum. İçinde bulunduğumuz konjüktürden belki elektrik fiyatlarının devletin baskısı altında olmasından. Enerjise zarar ediyor. Ancak enerjisa altyapıyı kurmuş. Altyapıyı kurmuş. Elektrik üretmiyor. Elektrik iletiyor. O iletmelerden de iyi paralar kazanacak. Ankara'nın bütün elektriğini enerjisa verir. Batı Karadeniz'in bütün elektriğini enerjisa verir. İstanbul'un doğu yakasının tamamını altyapısı enerjisanın elindedir. enerjisanın güzel bir şirket ve ucuz bir şirket olduğunu düşünüyorum. Bence ilerisi için böyle önümüzdeki yıllarda benim gibi yaşı plus 50 olan, artı 50 olan insanların portföylerinde bir tutam bulunması gereken, şimdiki konjüktürü kötü olan bir hisse olabilir. Ancak ileride güzel nakit akış TL olan, TL nakit akışı dengesi iyi olan bir şirket olacağını düşünüyorum. Dokuzuncu şirket arkadaşlar. Bakın bazılarınızın dediğini duyar gibi olurum. Selçuk Bey bu hisselere yatırım yapılır mı? Selçuk Bey bunlar çel çöpler. Arkadaşlar zaten şirketler bu durumdayken yatırım yapacaksınız. Zaten iyi durumdayken yatırım yaparsanız bakın iyi durumdayken bakın bir şirketin değeri burada iyi durumda. Burada yatırım yaparsanız şirket kötü bir duruma düştüğünde buraya düştüğünde zarar edersiniz. Şirketin değeri buradayken şirket kötü bilançolarla, kötü değerlendirmelerle, kötü mali tablolarla, kötü netkarlılıkla zaten buraya düşer. Burada yatırım yaparsanız e zaten kötü. Zaten kötüyü fiyatlamış. Buradan alıyorsunuz. Onu unutmayın. Mal alınırken kazanılır. Nedir dokuzuncu? Petkim. Şimdi Petkim bir petrokimya holdingi. Plastik ve kimya şirketi. İşin açıkçası plastik ve kimya yaşamın her alanında kullanılıyor. Her alanda. Adamlar yani Sokar nasıl yaptı bunu? Bunu anlayamış değilim. Satışları düşürdü, faaliyeti düşürdü, fabriki düşürdü, net karlılığı düşürdü. Ancak bu ileri ve ileri gidecek bir olay değil arkadaşlar. Plastik ve kimya sektörü iyidir. Petro kimya Holding iyidir. 17 liralar ucuzdur. Bence. O yüzden bir tutam aldım. 8500'ü gördüğümde ben bu hisseleri aldım arkadaşlar. Ve bunları da çok fazla satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. 10 numara Doğan Holding. Duan Holding <laughs> Kanal D'yi falan sattı. Paraları koydu dolarda, bolarda. İşte bazı 3-5 tane firmalara falan yatırım yaptı. Sanırım Enerji'de Galata Wind'de var. Bir kart şeyler de var plastik kartlar akıllı manyetik kartlarda falan bazı şirketler var Doğan Holding'de ama Doğan Holding şirketlere yatırım yapıyor. parası çok nereye yatırım yapacağını da arayan bir şirket e şu an yani böyle politika faizinin %50 olduğu bir yerde parası da çok olan bir şirket bence iyi bir şirket arkadaşlar Doğan Holding'de 10 numara olarak bir parça portföyümü 8500 endekste ekledim Zoren arkadaşlar. Bence Zoren arkadaşlar zorlu enerji unutulmuş bir değer gibi geliyor bana. Unutulmuş bir değer gibi geliyor. Gerçekten şirket iyi fakat bir türlü hali kıymeti, hali ruhiyeti anlaşılmamış bir şirket gibi geliyor. Şu anda bence güzel fırsatlar sunuyor zorlu enerji grubu. Ve zorlu enerji grubunun ileride ben çok iyi bir temettü vereceğini ve iyi yerlere geleceğini, iyi karlıklar yapabileceğini de fiyat olarak da uygun yerlerde olduğunu düşünerek arkadaşlar buralardan kendime bir parça pozisyon açtım. 12. olarak arkadaşlar varsın video uzun olsun bugün Alarko Holding arkadaşlar. Alarko Holding neden? Çünkü Alarko Holding'in taahhüt alanında işleri var. Enerji alanında işleri var. Sanayi ve ticaret alanında işleri var Alarko'nun. Arazi geliştirme yatırımları var ve e, birçok Şurada ne yazmışım? Onu da okuyamadım Alarko'nun. Güzel yatırımlar olan bir şirket, iyi bir şirket Alarko, kar edebilecek, potansiyel vaat edebilen ve kendimce ucuz bulduğum bir hisse. Tabii bunu da 8500 endekste kattım. Bu şirketler eğer geriye çekilirse bence bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 13. Selçuk Eczanesi Eczacıbaşı İlaç mı? Selçuk Eczanesi Eczacıbaşı İlaç mı? İkisi de olabilir. Ancak tabii Selçuk Eczacı biraz daha iyi Eczacıbaşı ilaca göre. Selçuk Eczacı'nın dağıtım kanalları, ağı bilmem ne falan biraz daha iyi. Ama Eczacıbaşı ilaç daha ucuz. Şimdi Selçuk Eczacı biraz pahalı. Selçuk Eczacı daha iyi şirket Eczacıbaşı ilaca göre ama Selçuk Eczacı'nın en son Eczacıbaşı ucuz şirketi kendime şey yaptım aldım. Ancak Selçuk Eczacı da tabii ki şey olabilir ama biraz daha Eczacıbaşı ile kıyasladığımda Eczacıbaşı ilacı daha ucuz bulduğumdan dolayı portföyümü ekledim. Neden? Çünkü ilaç şirketleri bence portföylerde kesinlikle olması gereken RT Lab olabilir, Triliç olabilir, Eczacıbaşı ilaç olabilir, Selçuk Eczacı. Yani sizce bununla yani portföylerde bence ilaç yaşlanan nüfus Türkiye inanılmaz yaşlanacak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde göreceksiniz. İnanılmaz yaşlanan bir nüfus olacak ve ilaç sektörlerinden herhangi bir tanesinin bence portföylerde olması gereken bir şey. Vestel. Arkadaşlar Vestel'i ben çok ucuz buluyorum. <laughs> İki gün önce 0.41 miydi? 0.40 mı ne? Defter değerinde vardı. Ya Vestel tamam zarar ediyor. Son bilançosu da iyi gelmedi. Çok kötü geldi. Son bilançosu da kötü geldi. Ama Vestel bu arkadaşlar ya. Vestel ya. Vestel. Yani bunun bir marka değeri var ya Avrupa'da filan. Marka değeri var. 0.40 nedir defter değeri? Yani bu Vestel'i 0.40'tan ben almazsam 8500 endekste. Ya arkadaş üzülürüm ben. Yani 6 ay sonra veya 1 yıl sonra baktım ulan bu Vestel'i gördüm ya. Yani bu Vestel 50 liralardaydı şimdi kaç liralara geldi deyip de keşke ya bir tutam ben bunu almak zorundayım. Gelecek Vestel'in olmayabilir. Bilançosu Vestel'in olmayabilir. Vestel kötü işler de yapıyor olabilir. Vestel'in mali tabloları da kötü olabilir. Vestel'in tekniği de kötü olabilir. Ya defter değeri 0.40 40 Vestel. 3 ay sonra kendini düzeltirsen olacak. 6 ay sonra düzeltirsen olacak. Arkadaş bir şeyi uygulamaya geçirmeden o iş hikaye oluyor, masal oluyor. Uygulama ucuzsa o zaman alacaksın, basacaksın düğmeye. Düğmeye basacaksın 8500'de. Ben 8500'de daha önce de sizlere dediğimde portföyümü genişlettiğimi söylemiştim. Şimdi 15. GOG bir tane GE olması lazım. Efendim GO'nun işte sonbahardan çıkacağını da ilkbaharda gireceğini de sonbaharda şöyle oluyor da ilkbaharda yeniden de onlara ben girmiyorum. Artık emlak konut olabilir. Ziraat G olabilir, iş G olabilir, vakıf G olabilir, torunlar G olabilir, simpaş G olabilir. Bilemiyorum. Ancak ben kendi çapını şöyle yaptığım incelemelerde iş G oyu biraz daha iyi ve makul ve alınabilir gördüm ve iş G o portföyümde artık uzun süre kalmak üzere iki gün önce veya üç gün önce yani bunların hepsini 8.599 mu öyle bir endekste portföyümü genişlettim artık ne olursa olsun dedim. 2-3 tane hisseden buralara doğru çıktım arkadaşlar. Şimdi 16. hisse olarak arkadaşlar evet Vestel Beyaz Eşya. Vestel Beyaz Eşya neden? E çünkü Türkiye dinamik bir ülke. Türkiye yani kendini yenileyebilen bir ülke. O yüzden Vestel Beyaz Eşya'nın tıpkı Arçelik gibi Türkiye'de iyi birer beyaz eşya sektöründe. Çünkü sonuçta 5 yılda bir hem büyüyorsunuz hem de 5 yılda bir veya o 7 yılda bir özür dilerim. 5 yılda bir, 7 yılda bir eşyaların bir ömür kullanım var. Fırının, buzdolabının, ocağın, dolabın, her şeyin bir, bir çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin en geç 10 yılda bir yenilemeniz gerekiyor. E, sonuçta kötü bir dönem geçiriyor olabilir. Arçelikli, vestel, ves, beyaz eşya. Ama ben ileride düzeleceğini ve ileride bundan bir parça almazsam buralardan sanırım bu da 17 lira dedi galiba. Bunun da öz kaynakları herhalde bir 50 milyar TL falan var arkadaşlar. Ekledim. 17. olarak arkadaş şimdi marketlere baktım. Carrefour'sa, Migros, Şok, Bimaş. Yani ya hepsi iyi market. Yani kötü market demiyorum. Yani Bim, Bim, Bim bu Bistüz'ün aslanı ya ben bu kadar iddia ederim. Ama kıyasladığımda ben Şok Market'i biraz daha ucuz gördüm. Şok Market'i biraz daha ucuz gördüğümden dolayı Zaten Anadolu Grubu Holding'i portföyümü kattığımdan dolayı Migros'a gerek yok diye düşündüm. E, bir biraz pahalı buldum. Carrefour'sa sürekli bir zarar ediyor, bir yatırım yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. Bir kendini böyle bir toparlayıp çıkaramadı Carrefour'sa da. Fakat çok marketin bir bu noktalardan, bu yerlerden bir potansiyel sunduğunu düşünerek portföyüme çok uzun vadeli, minimum 10 yıl girmek üzere buradan ekledim arkadaşlar. Ve arkadaşlar 19. olarak Aksa Akrilik. Aksa Akrilik Belki çok çok ucuz değil ama aksa akriliği sizler çok 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 ucuzu beklerseniz de o çok 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 ucuzda da aksa akrilikte hiçbir zaman gelmiyor. Aksa akrilik çok güzel ve muazzam akrilik e, tekstil kimya, tekstil kimya şirketi yani kimya tekstil şirketi bence portföylerde olması gerekiyor. Bu yerlerde öyle şöyle söylüyorum. Yani %70 yukarı potansiyeli varsa aksa akrilin %30 aşağı potansiyeli var. Bence değer yani aksa akrilik bir portföyde olması lazım bir tutam olarak arkadaşlar. Şimdi bu teknik tekstil olarak da aksa biraz daha böyle sentetik dokuma akrilik alanına yayarken kortsa. Kortsa biraz daha kort bezi, kort güçlendirme, teknik tekstil bu da. Uçak tekerleri, uçak gövdeleri, V kayışları, uçak motorları gibi Kortsa'yı da... Efendim Kortsa'nın bilançosu çok kötü, Kortsa çok kötü yerlerden geçti, Kortsa zarar etti falan onları ben bilmem artık. Onlarla ben ilgilenmiyorum. Bu şirketler günü gelecek, kar edecek. Bu noktalara zaten o zarar etmeleri, mali bilançoları, teknik analizleri kötü olmasa bu noktalara düşmezdi. Arkadaşlar şimdi... Bir de şimdi bu şirketlerden, gıda şirketlerinden hangilerini aldım? Şimdi ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gıda şirketlerinden ucuz olarak ben iki tane şirketi gördüm. Pınar sütün defter değeri 0.30'lara kadar gelmiş. Yani ne olmasını bekliyorsunuz bir şirketin pınar sütünün? Yani 0.30'a gelmiş bir defter değeri varsa 0.10'u mu bekliyorsunuz? 0.10'dan mı alıyorsunuz? Veya siz şirketi bedava mı verecekler? Gelin size, buyurun anahtar şurada. Bedava gelin alın, e, şirket pınar süt sizin olsun. Sıfır Yani. Ve bence bedava. E ülker. Ya ülkenin tamam sıkıntısı var bak sıkıntısını da söyleyeyim. Ülker fabrikaları burada bıraktı. Nakitlere paraları aldı. Yıldız Holding İngiltere'ye götürdü. Ben ona bir şey demiyorum. Ama sonuçta fabrikalar da burada. Çalışıyor ve kar payı da dağıtmaya devam ediyor. Yani ülkeri de nispi olarak gıda şirketlerinin içerisinde daha güvenli, daha büyük görerek Pınar Süt ve ülkeri hesaba kattım arkadaşlar. Ve arkadaşlar tek, teknik des, teknik tekstil dokuma olarak yani sentetik dokuma olarak iş bir sentetik dokuma. Bunu da sürpriz bir yıldız olarak aldım şey mi portföyümü. İssen. İsseni de küçük bir şirket ama bence fiyat olarak uygun olarak görüyorum. Ve buradan yukarıya doğru verebilecek bir potansiyeli olabilir diye düşünüyorum. İssen. İş bir sentetik dokuma. Sen yani tıpkı bir aksa akrilik gibi, tıpkı bir kortusa gibi. Bu da böyle portföyün içerisinde sürpriz yaratabilecek bir hisse arkadaşlar. Şimdi onun dışında arkadaşlar şirketlerime bir de yatırım şirketlerini ekledim. Çünkü neden? Amerika faiz indiriyor. Amerika faiz indirdiği zaman bizim borsamız ucuz doları sever. Ucuz dolarla beraber bizim borsa yukarıya doğru fırlayacak işlem hacimleri bence çok iyi yerlere gelecek. Bu yatırım şirketleri bırakın Asat'tan bu yatırım şirketleri bence komisyonlardan bile malı götüreceğini düşünüyorum. Siz istediğiniz yatırım şirketlerine yatırım yapabilirsiniz. İsterseniz bunlara yatırım yapmazsınız. Ancak ben arkadaşlar benim düşündüğüm nedir? Eczacıbaşı yatırım. Eczacıbaşı yatırımı makul, derinden ve sessiz giden ve ağır giden bir yatırım şirketi olarak düşünüyorum. Ve portföyüme ileri de borsada işlem hacminin artacağını, doların ucuzlayacağını ve kaldı ki bunların sadece komisyonlardan değil, yatırım yaptıkları şirketlerden de iyi kar payları alabileceğini düşünerek eczacıbaşı yatırıma yatırımı yaptım. Diğerlerinden arkadaşlar, diğeri nedir? A1 Kapital. A1 Kapital'i de sürpriz olabiliyor. Her yere <laughs> girip çıkıyor. Ve nispi olarak öz kaynakları, Eczacıbaşı yatırımının öz kaynakları çok güçlü. Ancak küçükler içerisinde A1 kapital 3,5 milyar TL sanırım potansiyel yukarıya doğru bir sıçrama yapabilir. Ve bunu da A1 kapitali de çok küçük bir miktarda olsa ekleme yaptım. Ve onlardan sonra ünlü, ünlü menkul değerler yatırım holding bunu beğendim. Ve buradan da bir tutam aldım. Kadrosunu beğendim. Ünlü Yatırım Holding'de çalışan insanların CV'lerini okudum, özgeçmişlerini okudum. Hepsi akıllı çocuklar, özgeçmişleri yurtdışı Amerika, master, MBA, doktora, PhD falan var. Ünlüden de bu portföyümde yatırım gruplarında olması gerektiğini düşündüm ve aynı zamanda bizim borsaya fazlaca girip çıkan yeri geliyor birçok şeye kafa tutmaya çalışan Info Yatırım, Info Yatırım'dan da kendimi portföyümden bir tutam ekleyip uzun vadeli olmak üzere. Çünkü önümüzdeki yıllarda bence yatırım şirketleri özellikle borsa grubu yatırım şirketlerinin önünün açık olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak küçük kimya şirketlerinden sürpriz yapabilecek kimya şirketlerinden de iyi temettü verebilen de Alkim Kimya'dan şöyle baktığımda uygun gördüğümde portföyüme ekledim arkadaşlar. Peki Eklemek isteyip de biraz pahalı bulduğum grup nedir? Aygaz. Belki biraz daha ucuzlar. Enka bu portföyde olması gerekiyor ama pahalı görüyorum. Çimento sektöründe Oyak Çimento olabilir, Çimsa olabilir. Ama Çimsa biraz daha ucuz gibi Oyak Çimento'ya göre. O yüzden Çimsa'yı görüyorum. Komünikasyon sektöründe Türksel olabilir, Türk, Türk Telekom olabilir. hiçbir fark etmez ama 1.30-1.20'ler biraz fazla. Böyle birlere falan düşse, böyle 1'leri görsem... İşte Türk Telekom'dan ve Turkcell'den hemen bir tutam. ikisinden birini hangisi olursa olsun hangisi yani fark etmez Türkcell veya Türk Telekom hangisi ucuzsa onu eklemeyi düşünüyorum onu takip ediyorum. E, bankalardan bence bankada olması lazım ve bankalardan ben kimi takip ederim? Akbank takip ederim. E tabi çok da ucuz böyle iyi de bir şey olursa da İş Bankası'nda ekleyebilirim ancak şu an için daha takipteyim. Bir de sigorta grubundan olması lazım. Sigorta grubundan da şöyle baktığımda Ak Sigorta mı, Anadolu Sigorta mı, Ak Sigorta mı, Anadolu Sigorta mı? Yani hangisi ucuzsa onu takip et. Anadolu Hayat Emeklilik güzel bir şirket. Çok güzel bir şirket Anadolu Hayat Emeklilik. Bence Anadolu Hayat Emeklilik portföyü olması gereken yani BES yapana kadar Anadolu Hayat Emeklilik hisse sınavı daha iyi. Bu kesinlikle. Ama pahalı. Yani Anadolu Hayat Emeklilik biraz Anadolu Sigorta ve Ak Sigorta'ya göre biraz pahalı. İşte bunlar da ama almak için yeterince ucuz mu? Hayır almak için de yeterince ucuz. Bakıyorum yani. E şimdi Sasa. Sasa'ya yıllarca biz pahalı 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 dedik. Polyester şirketi. Ancak Sasa iyi yerlere gel geliyor arkadaşlar. Yani Sasa çok pahalı diyemeyiz. Yani 1.60 defter değerinde. 1.59 oldum. 1.61 defter değerinde. Yani şöyle 1.30'ları falan da gelse Sasa pat ben bu, takip ediyorum yani izliyorum. Portföy atıp böyle belki 30 tane şirketi bırakacağım. İyi bir taban oluşturuyorum. Yani temel oluşturmaya çalışıyorum. Tav havalimanlarını takip ediyorum ama onu da biraz pahalı buluyorum. Çünkü niye? Çünkü havalimanları çok fazla. Türkler havalimanlarına çok para harcıyoruz. E bu havalimanlarından da pay almamız lazım. Yani biz de pay alalım temettü alalım ödemelerinde falan. Her yere uçuyoruz, geliyoruz sağa sola. değil mi? Para harcıyoruz. Her insan harcıyor. E bu havalimanlarından da pay almak lazım. Çelebi de olabilir. Doko da olabilir. Tav havalimanları var. Yani Hangisi ucuzsa ama baktığımda biraz bu işletmelerin bu almış olduğum işletmelere göre birazcık pahalı olması biraz daha ucuz sanki ucuzdasa ha ucuz ucuz ucuzlamaz mı? E buradan sonra yukarıda gidebilir. Ucuzlarsa diyorum. Ucuzlarsa alırım diyorum. Allah'a 30. dakikalara gelmişiz. Ve Tekfen. Tekfen aslında temel olarak ucuz. Alınabilir. 0.70 miydi? Neydi defter değeri? 0.79 70'ti sanırım. Ama teknik olarak pahalı. Yani dipten çok yani RSI'si çok yüksek. RSI nedir? Ee, kısa sürede yükselmiş. 70 olmuş. ay te, Temel olarak ucuz ama teknik olarak pahalı biraz. RSI'nin biraz soğuması. Relative Strength indikatörün soğuması gerekiyor arkadaşlar. Ve böylece bunlar benim artık böyle bir emeklilik portföyüm olabilir. Bunlar asla yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin değerli arkadaşlar. Bunları artık ben uzun vadeli portföyüm tutacağım. Artık o yatırım yapmış, bu yatırım yapmış, şu yatırım yapmış falan böyle büyük balık avlamak yerine denize yayılıp artık nasibimizde ne varsa onu ağlarımıza çekip akşam yemeği düşünüyoruz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi olmayıp kişisel sohbet niteliğindedir. Hepinize iyi akşamlar.